Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır pul pul dökülen şahane bir börek tarifi ile geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Böreğin hamuru için derinci bir kaba 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı kadar ılık süt, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 çay kaşığı instant maya 2 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesini ekledikten sonra spatula yardımıyla eklemiş olduğum malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da un ekledim. Öncelikle hamuru spatula ile yoğunlaşana dek karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı çıkartıyorum ve ellerimle hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum tarifte toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik her evde bulunan 200 milim su bardağıdır. Sizlerin unun kullanacağınız miktarı unun kalitesine göre malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi azar azar un ilavesi yapın lütfen. Hamurun kıvamı orta yumuşaklıkta ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru iyice yoğurduktan sonra masada da birkaç dakika kadar yoğurdum ve toparladım. Şimdi bir kesme aparatıyla hamurlarımı parçalara ayırıyorum. Bölmüş olduğum parçaları da bezeler haline getirerek hamurlarımı bu şekilde hazırlayacağım. Hamurlarımın tamamını bezeledikten sonra temiz bir poşetin içerisine alıyorum. 15 dakika kadar bu şekilde dinlendireceğim. Dinlendirme aşamalarına lütfen dikkat edin. Bu aşamada hamurlarınızı daha kolay bir şekilde açabilirsiniz. 15 dakikanın sonunda artık hamurlarımı teker teker açmaya başlıyorum. Dilerseniz oklavayla, dilerseniz en başta merdane ile açarak Hamurlarınızı büyütebilirsiniz. Hamurları açabildiğiniz kadar ince açarsanız yapmış olduğunuz börekler de bir o kadar tel tel ve kat kat olacaktır. Ben hamurlarımı oklavayla açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurlarımın tamamını bu şekilde açtım. Hepsini yere serdim bir sofra bezinin üzerine yerleştirdim ve diğer hamurlarımı da aynı şekilde açmaya devam ediyorum toplamda 8 kat olacak şekilde hamurlarımı bezeledim Börek için hazırladığım hamurlarımı bu şekilde açarken içerisine kullanacağım tereyağını da ocağımda erittim. 150 gram tereyağını erittikten sonra hemen içerisine 1 çay bardağı kadar da sıvı yağını ekledim. Son hamurumu da açtıktan sonra hazırlamış olduğum yağ karışımından fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tereyağı yoksa dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağının tamamını sürdükten sonra ve şimdi de üzerlerine nişasta serpiştiriyorum. Nişasta böreklerinizin daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Süzgeç yardımıyla her tarafına gelecek şekilde nişastayı da serptikten sonra ikinci katı da hemen üzerine çıkıyorum. Ve tekrardan yağ karışımından fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve daha sonra da tekrar nişastayı da üzerlerine serpiştirdikten sonra 8 katı da aynı şekilde çıkacağım. 7. hamuru da yağlayıp nişastaladıktan sonra son hamurumu da üzerlerine yerleştiriyorum. Son hamura yağ karışımından sürmeyeceğim. Bu şekilde üzerinde düzelttikten sonra dilerseniz bıçakla dilerseniz benim gibi bir ruletle 2 parmak genişliğinde olacak şekilde Şerit halinde hamurların tamamını kesiyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ve şimdi de hamurları rulo olacak şekilde gördüğünüz gibi hamurları arada çekiştirerek bu şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Uç kısmını da altına yerleştirdikten sonra üzerine hafif baskı yaparak hemen kenara alıyorum. Diğer hamurlarımın da tamamını aynı şekilde hazırlayacağım. Dilerseniz böreğinizi açtıktan sonra sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz farklı iç harçları kullanarak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün böreğimi peynirli olarak hazırladım. Siz dilerseniz patatesli, kıymalı, dilediğiniz iç harçları kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten her türlü de çok lezzetli ve muhteşem bir börek tarifi oluyor. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Eminim tarifimi denedikten sonra sizler de çok memnun kalacaksınız. Hamurların tamamını rulo şeklinde sardıktan sonra hemen tekrardan bir poşetin içerisine koyuyorum. Dilerseniz buzdolabınızda yarım saat veya buzluğunuzda 15 dakika kadar bekleterek de içerisindeki yağın donmasını sağlayabilirsiniz. Buzluğumda 15 dakika kadar beklettim ve hemen aldıktan sonra içerisindeki yağı tamamen dondu. Bu aşamada merdane ile açacağım için içerisindeki yağın da donması gerekiyor. Hamurun altını üstünü hafif unladıktan sonra merdane yardımıyla hamuru genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Ben bugün böreğimi dediğim gibi beyaz peynir kullanarak hazırlayacağım. Dilerseniz sade ile sade şekliyle dilerseniz de farklı iç harçları kullanarak da böreğinizi hazırlayabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar beyaz peyniri koyduktan sonra hemen uçlarını kapatarak üzerine hafif baskı uyguladım. Ve hemen fırın tepsimin içerisine alıyorum. Böreklerimin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra hemen fırın tepsimin içerisine yerleştirdim. Bir tane yumurta sarısını fırça yardımıyla böreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım. 190 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimi pişirdim. Sizlerin de gördüğü gibi Gerçekten muhteşem oldular. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapılış itibariyle biraz zahmetli gözükse de ama bir o kadar da lezzetli bir börek tarifi. Sizlere böreğin çıtırtısını en başta da dinletmiştim ve tekrardan sizlere dinletmek istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır, pul pul dökülen şahane bir börek tarifi. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.